Günaydın. Günaydın Ende. Hangi kripto para, hangi blok zincir teknolojisi? Neyi konuşuyoruz bugün? Bugün 2013 yılında bir şaka para olarak yaratılan ama Elon Musk'ın tweetleriyle son dönemin en çok konuşulan para birimlerinden, kripto para birimlerinden biri olan Dogecoin'den bahsedeceğiz. Dogecoin'i konuşalım. Biraz teknolojisini konuşalım. Neler oluyor, neler bitiyor? İnsanlar bu videoları izleyerek belki kendileri Dogecoin'in geleceği hakkında öngörüde bulunabilirler. Bizim işimiz fiyat değil asla. Fiyatlarla ilgilenmiyoruz akademi olarak. Biz akademi olarak size teknolojisi hakkında, blok zincirin kullanım alanları hakkında bilgi sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi Dogecoin ile başlayalım ama Dogecoin dışında bir sürü şeyi de konuşuyor olacağız zaten bugün. Ama ben şunu söyleyeceğim. Bazen bana işte WhatsApp'tan vesaire eş, dost, arkadaşlar mesaj atıyor. Hocam böyle yeni bir token çıkmış, yeni bir coin çıkmış. Token hani kendi kayıt defteri olmayıp da başkasının kayıt defterinde kayıtları tutulanlar, coin de kendi kayıt defteri olanlar. Bu çıkmış diyor. Fiyatı çok düşük diyor. 0,00001. Bunu alırsak diyor. Ondan sonra 0,001'e gelirse diyor. 1'e katlayacağım. 10.000'e katlayacağım paramı diyor. Buna girelim mi diye soruyorlar. Şimdi burada kripto para dünyasında şu çok yanıltıcı. Fiyata değil, piyasa değerine bakmak gerekiyor. Fiyat yanıltır. Piyasa değeri de bir kripto paranın nereye gidebileceği konusunda size fikir verecek en önemli göstergelerden biri. Şimdi Hande ben ufaktan bir ekran paylaşımı yapacağım. Hem biraz burada aslında eğitim amacı da gidiyoruz bu videolarda. Şimdi herhangi bir kripto paranın, şu an Dogecoin'in fiyatını getirdim. Ama Dogecoin'in şurada bakarsanız, masum takip ederseniz, Bitcoin cinsinden fiyatını getirdim. Bir kere herhangi bir kripto paranın fiyat grafiğini incelerken mutlaka liderlerden birinin cinsinden, yani liderlerden kastım işte Bitcoin, kripto para dünyasının doları gibi görebilirsiniz. Ethereum, kripto para dünyasının eurosu gibi görebilirsiniz. Bitcoin cinsinden fiyatına bakmak her zaman size o kripto para olumlu mu ayrışmış liderlerden, olumsuz mu ayrışmış yoksa onlara paralel mi gitmiş bunu anlatıyor. Dogecoin, Elon Musk'ın da itelemesiyle gerçi son şeyde biraz hayal kırıklığı yarattı Dogecoin topluluğu üzerinde ama Bitcoin cinsinden fiyatında gerçekten sert bir yükseliş var. Şimdi ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hakikaten 2013 yılında Billy Marcus IBM de çalışan bir yazılımcı. Jackson Palmer var. Ondan sonra o da Adobe'de çalışıyor. Bu iki arkadaş bir araya geliyorlar. Bu kripto paralar çok ciddi diyor. Yani Bitcoin çok ciddi. Ondan sonra Litecoin çok ciddi. Öyle şaka olsun. Topluluğu belki arkasına alın. Daha neşeli bir kripto para çıkaralım diyorlar ve Dogecoin böyle hayat buluyor. Hatta bir tane maskot seçiyorlar. Logo olarak Shiba Inu köpeğini böyle temsilen sevimli de bir köpek. Ondan sonra zaten para birimi de neşeli olsun diye yola çıkıyor. Öyle arzı sınırsız falan. Kendileri de çok aslında inanmamışlar bu projeye. Neden inanmamışlar? Bak önemli göstergelerden biridir bu. Lütfen bunu da takip edelim. Pre-mined coin diyoruz. Yani önceden çıkarılmış coin. Yani bir kripto para hayata geçmeden önce bunu geliştirenler, Ar-Ge ekibi falan önceden çıkarıyorlar, kendilerine kenarda tutuyorlar. Yani olur da başarılı olursa, fiyat da yukarı giderse biz de bu projenin sahipleri olarak ne mal alalım diyorlar. Bu iki arkadaş şey de yapmamışlar. Zaten Billy Marcus sonradan ayrılıyor işin içinden. Kendilerine yani madencilikle ne elde ettilerse Dogecoin'de kayıt defteri tutucularından biri oluyorlar. Ben şimdi burada aslında şöyle geri döneceğim tekrar ekran paylaşacağım hani de. Dogecoin'in teknolojisini biraz anlatalım. Ondan sonra şöyle geldi. Önce bir kayıt defterine bakalım Dogecoin'in. Dogecoin'in kayıt defterini görüyorsunuz. Bakın şurada blok dediği sayfa. Kayıt defterinin sayfaları 3.725.657. sayfa tamamlanmış. 2 dakika önce. Bu sayfalar kapana kapana geliyor. Blok zincir bu işte. Ve bu sayfanın içerisinde şimdi yenisi kapandı. Bakın canlı kanlı görüyoruz. 3.725.658. kayıt defterinin sayfası kapandı. İçinde 30 tane işlem gerçekleşmiş, doğrulanmış, transferi olmuş. Ve burada bu bloklar
kayıt defteri, yani blok zincirlerde blok kapama hedef süresi vardır. Yani Bitcoin'de 10 dakikadır, işte farklı kripto paralarda farklı süreleri vardır. Her birinde ayrı defteri olduğunu söylüyoruz. Olmayanlara da token dedik. Dogecoin'de sayfalar, Dogecoin ya da Dogecoin, sayfalar şeyde kapanıyor. Hani, dakikada bir kapanıyor. Dakikada bir kapanıyor. Dakikada bir kapanması aslında bizi nereye götürüyor? Tahmini olarak, tahmini olarak, yani işte 20 ila 30 işlem gerçekleşiyor. Transaction per second. Yani saniyede gerçekleşen işlem sayısı. Bu bir kripto paranın kayıt defterinin teknolojisi, ne kadar hızlı, ne kadar yavaş transfer olabileceği konusunda bilgi veren önemli bir şeydir. Yani 20, bu da bizi nereye götürüyor? Aslında bir Dogecoin'e işlem yaptığınız zaman, bir Dogecoin adresinden bir başka Dogecoin adresine transfer yaptığınızda kabaca 5 dakika, 10 dakika gibi bir sürede gerçekleşiyor. Dogecoin'in yalnız, bak şimdi bir enteresan bir şey göstereceğim burada. Hangi hesaplar, yani hani merkeziyetsiz diyoruz ya, Dogecoin'in merkeziyetsizliği burada biraz sorgulanabilir. Şimdi burada ben farklı farklı adreslerin Dogecoin sahipliğini göstereceğim. Şu ana kadar dolaşıma çıkmış Dogecoin'lerin %28.32'si şu hesapta. Yani bu hesap, bunlar biliyorsun anonim. Kripto paraların Monero hariç, işte şey Dash, Zcash gibi, onlar gizlilik esaslı kripto paralar. Bunlar kayıt defterlerinde şu hesaptan şu hesaba 3 Dogecoin, yani deftere öyle yazılıyor. Anonim yani. Ne yaptığını görüyoruz bu hesabın. Zaten bak %28.3'üne sahip olduğunu da görüyoruz ama kim olduğunu bilmiyoruz. Kolay da tespit edilemiyor. Şimdi çok enteresan bak, %28 büyük hesaplara baktığında Dogecoin'in neredeyse arzının %75'i büyük hesaplarda. Büyük hesaplarda tutuluyor. Ve ben hazır bu grafiğe geçmişken bir şey daha söyleyeceğim. Dogecoin aslında meme, meme diye yazılıyor, meme coin kategorisinde. Ve bak çok ilginç bu. Şimdi CoinMarketCap'e gittiğimde What are the most viewed cryptocurrencies on CoinMarketCap? Yani CoinMarketCap'te son dönemde en çok incelenen kripto paralar listesinde birinci sırada meme coin var. Shiba Inu. Yani topluluğu, bir heyecanı, bir kültürü arkasına alıp yürümeye çalışan, hani insanlığın derdine bir çözüm getirmeye çalışan projeler var bir tarafta. Bir tarafta parayım ben diyenler var. Değişim aracıyım diyenler. Bir tarafta da böyle bir temsil ediyor. Bir grubu temsil ediyor. Bir kültürü temsil ediyor. Shiba Inu. Mesela bu da köpek. Ondan sonra SafeMoon. Bak bu da meme coin. Dogecoin. Meme coin. İnternet. Şurada Dogecoin Mars var. Bak burada da köpek gene logolu. Bu da meme coin. Bu yeni çıktı. Australian Safe Shepherd. Bu da meme coin. Kishu Inu. Bu da meme coin. Yani İnsanla şu an bir meme coin şeyi var piyasada. Heyecanı var. İnanılacak gibi değil. Aslında bilmeyenler için altını çizmek istiyorum. Meme coin dediğimiz şey altında bir teknolojisi olmayan ama komünitif paralar diyebilir miyiz? Yani daha toplulukları arkasına alan kripto para birimleri. Tam da öyle. Tam da öyle. Yani ben şu derde çözüm buluyorum. İşte siz beni şirket olarak kayıtlarınızı, tedarik zinciri kayıtlarınızı benim blok zincirimde tutabilirsiniz. Benim blok zincirimi kullanarak koşullu işlemler, yani akıllı sözleşme kullanan işlemler yapabilirsiniz diyen şeyler değil. Bunlar bir heyecanı arkasına alıyor ama yani içlerinde ciddi prim yapanlar da oluyor dolayısıyla. Şimdi burada ben bir şey daha göstereceğim Hande. Bu kayıt defterlerinde hazır, yani Dogecoin'i konuşuyoruz ama aslında blok zinciri konuşuyoruz. Şöyle mesela bir tane hesap seçtiğinizde bakın, yani adres daha doğrusu. Bir Dogecoin, şuraya yazdım bak, mouse'umu lütfen takip edin. Dogecoin adresi, şurada Dogecoin'in kayıt defteri. Herhangi bir adresi buraya koyduğunuzda, ara dediğinizde, aradığınızda o kayıt defterinin hangi sayfalarında, geçmişte ne kadar işte kripto para gelmiş. Bak mesela şu hesap, bak şu hesap 2076 tane Doge bakiyesi taşıyor. 4 işlem yapmış geçmişte. Ondan sonra işlemlerinin tarihleri Mart'ta,
2021 Mart'ta, 2021 Mart'ta saatleri, ondan sonra Nisan'da işlem yapmış gelenler, gidenler, ne güzel bak kayıt defteri. Tek farkı ne bu kayıt defterlerinin şeyi çok şahitli, yani çok makinede tutuluyor. Bizim merkezi dünyada tek şahitli, tek merkezde, tek serverda, tek sunucuda. Burada çok sayıda makine aynı kayıt defterinin tamamını taşıyor. Herkes işlemlerin kayıtlarını tutuyor. Herkes birbirine şahitlik ediyor. Dolayısıyla kayıt defteri ne değiştirmek namümkün oluyor. Yani blok zincirin özelliği bu. Bakayım atladığım bir şey daha var mı? Göstereceğim bir şey yok. O yüzden ekranın paylaşımını kapatıyorum. Hani Dogecoin bir de şöyle bir özelliği var. Arzı sınırsız bir kripto para. Yani 129 milyar, şuraya not almıştım kendime, 129 milyar şu an dolaşımda ve arzı sınırsız. Yani arzı sınırsız olan kripto paralara enflasyonist kripto paralar diyoruz. Arzı sınırlı olanlara da deflasyonist kripto paralar diyoruz. Bu enflasyonist bir kripto para. Ve arzı nasıl artıyor? Yani, hani para politikası nasıl bunun? Bitcoin'de her blok kapandığında Bitcoin'in 6,25 tane dolaşıma giriyor. Aynı Fed'in bankalara dolar vermesi, bankaların da halka bu doları ulaştırması gibi. Burada da bankalar, kayıt tutucular diyelim. Kayıt tutuculara gidiyor. O kayıt tutucu, ilgili kayıt tutucu da sonra o Bitcoin'i kullanıyor, harcıyor vesaire falan filan. Genele, kullanıcılara yayılıyor. Burada da her dakikada bir, yani Dogecoin'in sayfaları 10 dakika, şey bir dakikada bir kapanıyor. 10 bin Doge şey var. Arz artıyor. 10 bin Doge. Her dakika 10 bin Doge. Her dakika 10 bin Doge. Arzı fena değil. Arz artışı yüksek. Yani bunu düşündüğümüzde aslında %4 civarında, %4-4,5 civarında enflasyon var arz artışında. Yani Arge arka tarafta, yani 2019'dan beri aktif olmayan bir Arge'si var. Bizim için Arge çok önemli. Yani hep ne diyoruz? Bir şirketin ömrü 12 yıl, 20 yıl. Neden 20 yıl? Uyumlanmıyorsun abicim çağda. Çağa uyum sağlamıyorsun. Arge çok önemli. Bak Ethereum'un üzerinde çalışıyorlar, geliştirelim diye. Bilmem Bitcoin üzerinde her dönem bir çalışma var. Nasıl şartlara uyum sağlayabiliriz? Nasıl yeni gelen kripto paralar güçlü rekabet var ve o rekabette ayakta duracaksak, kullanıcı Bitcoin'i tercih edecekse değişim yapmak lazım. Steve Jobs'ın geçen markalaşmayla ilgili yazdığın yazıda çok güzel bir örnek vermişsin. Sosyal medya yönetimiyle ilgili yazdığın yazıda. Steve Jobs'tan örnek vermişsin. Müsaadenle anlatayım. Steve Jobs iPod'u geliştirecek. Ondan sonra mühendislere hep talimat veriyor. Küçültün diyor yani. iPod var ya, hani o eskiden, şimdi Spotify var. iPod eskiden o şeylere işte müzik yüklerdik. Yanımızda taşırdık. Hemen şimdi dinleyebilelim diye. Bak hemen şimdi ekonomisinin ta right now economy dediğimiz, hemen şimdi ekonomisi ta o zamanlarda başlamış. Ondan sonra neyse döneyim. Steve Jobs küçültün. Mühendisler artık çıldıracaklar. En sonunda şeye geliyorlar. Toplantı odasına geliyorlar. Küçülttük diyorlar. Daha da küçülecek hiçbir yeri yok. Steve Jobs alıyor eline iPod'u, fırlatıyor akvaryumun içine. Aha diyor, bakın, halen kabarcık var diyor. Daha küçülecek çok yer var diyor. Küçültün gelin diyor. Yani takıntılı ama yani başarı zaten böyle geliyor. Burada da Arge ekibi çok önemli. Yani Dogecoin'in 2019'dan beri, yani arkadaş arzı ile ilgili bir şey söyleyeyim, zaten akıllı sözleşme yok üzerinde. Tamamen bir değişim aracı. Küçük ödemeler, mikro ekonomi diyoruz ya, küçük ödemeler. Yani atıyorum işte gazeteye abone olmuyorsun, gazeteye abone olmuyorsun, dergiye abone olmuyorsun. İşte bir tane makale okuyayım diyorsun. Onun için 0,001 TL, yani bir kuruşun onda biriyle ödeyemezsin bugünkü sistemde. Mikro ödemeler, bahşiş parası. Yani aslında Dogecoin işte ne bileyim dijital ortamda içerik oluşturup, kaliteli içerik oluşturup, kaliteli içeriği paylaşanlara böyle bahşiş vermek, değişim aracı. Ama çok da hızlı da değil. Demin anlattım hani 5-10 dakikalık bir hızda transferi gerçekleşiyor. Bir de Dogecoin hani aslında kayıt tutucular bu proof of work dediğimiz iş ispatıyla kayıtları tutuyorlar. Bu bir iş ispatı, pay ispatı ve bir de bunların kuzenleri var, işte çeşitleri var. Bunlar kalabalıkların mutabakata varma
algoritması. Bir kalabalık kayıt tutucu, bir sürü kayıt tutucu var. Bunlar sayfanın içeriği konusunda mutabakata varmaları lazım. Doğru mu, gerçek mi, değil mi vesaire. Mesela Bitcoin'de proof of work, iş ispatı kullanılıyor. Yani öyle bir çalıştırıyor ki sistem, yani oraya ahlaksızlık yapacak şeyin olmuyor. Ahlaksızlık yapma maliyetini arttırmaktır bu. Ahlaksızlık yapma maliyetini arttırdığınızda kayıt tutucu ahlaklı davranır. Diyor ki 10 dakika diyor, bu kadar elektrik yaktım, bu kadar enerji harcadım falan. Litecoin, Bitcoin'in biraz hızlısıdır. Lighter version, daha hızlısı, hafifi. 2,5 dakikada sayfalar kapanır. Daha hızlı transfer olur. Litecoin'den Lucky Coin fork ediyor, çatallanıyor. Lucky Coin'den de Dogecoin çıkıyor. Aslında Litecoin'in oğlunun oğlu diyelim. Dolayısıyla da burada da iş ispatı kullanılıyor. Dogecoin'de de kayıt tutucudan iş ispatıyla şey yapıyorlar. Bir de Bitcoin'deki gibi SHA-256 ile değil, SHA-256 demek parmak izi almak demek. Yani bir şeyi bloğun içine, sayfanın içine koyarken onun parmak izini alıp koyuyorsunuz. Buna hash deniyor. Bitcoin'de SHA-256 kullanılır mesela. Litecoin onu değiştirmişti. Script diye bir şey kullanmıştı. Dolayısıyla Dogecoin'de de bu kullanılıyor. Şöyle hani güvenlik üzerinden bakarsak işte Litecoin gibi bir güvenli bir kripto paranın çocuğunun çocuğu olduğu için hani burada şey söyleyemeyiz. Bir de tabii şunu atladığım bir şey olmasın diye hani de, değişim aracı, tasarruf aracı ne kadar tasarruf aracı? Hani Elon Musk'la belki hani 5 centten alanlar 50 cent 10 kata falan gitti ama arzı sınırlı olan bir şeyin tasarruf aracı olması, hani paramı koyayım orada, Türk liramı mevduata koyayım %18, hani bu özellik mi öne çıkar paradan, yoksa değişim aracı, yani alışverişte kullanmak. İlginç, yani öyle bir network'ü var ki tabii Dogecoin'in, bunu göz ardı etmemek lazım, yani büyük bir topluluk var arkasında ve bu topluluk şirketlere Dogecoin'i ödeme aracı olarak kabul etmeye zorluyor. Yani Dallas Mavericks basketbol biletlerini Dogecoin'le satacağını duyurdu. Ondan sonra işte bir sürü otel, elektronik firması vesaire Dogecoin kabul ediyor yani. Yani bir değişim aracı şeyi var, özelliği var. Ama bana sorarsan Elon Musk kadar etkili, bu arada hani takip edenler de bir incelesinler bunları, Robin Hood burada çok etkili. Robin Hood bir borsa değil. Kripto para borsası değil. Orada Robin Hood ama bir platform. Al-sat platform. Ondan sonra ve bu al-sat platformunda birçok ürün var. Finansal ürün var. Ürünün kendisini almıyorsun Hande. Yani Dogecoin'in kendisini almıyorsun mesela. Dogecoin'in fiyat hareketi birebir yansıyan bir ürünü alıyorsun. Birebir fiyatı yansıyor. Dolayısıyla onu almış gibi, onu satmış gibi oluyorsun. Bu Doge, şey Robin... Bir şekilde Dogecoin, öyle değil mi? Efendim. Dogecoin'i bir şekilde dolaylı olarak kullanmış oluyorsun aslında alım satımda. Yani Dogecoin'e erişimi kolaylaştırıyor. Yani geniş kitlelerin borsada hesap açmaksızın buraya ulaşabilmesini sağlıyor. Bu da bence Elon Musk kadar etkili. Ama en nihayetinde Dogecoin olur, olmaz, fiyatı 1 dolar olur, 10 dolar olur vesaire. Bizim bütün derdimiz şu teknolojinin detaylarına hakim ol. Çünkü burası biraz önce de söylediğim lidersiz bir dünya. Yani kuvvetler birliğinden bugünkü dünyada, ben ne dersem o olur dünyasından. Herkesin ortak akılla karar verdiği bir dünya. 1940'ta Japonlar başladı. Bunu dünyaya bir türlü öğretemediler. Ama çok çaba sarf ettiler. Yani o Ağustos sabahı biliyorsun Japon kıyısına bir bombardıman uçağı geliyor. Ondan sonra ve şey yakalıyor. Radar yakalıyor. Komutana haber veriyorlar. Komutan diyor ki sabah 8.45. Bir Ağustos sabahı Güneş tepedeyken Japon kıyılarına tek bir bombardıman uçağı. Hangi yürekle gelecek? Böyle bir şey var mı? Olsa olsa keşif uçağıdır. Uçak savarlar harekete geçmiyor. 5 dakika sonra o uçak Hiroşima'yı yerle eksan ediyor. İnsanlık tarihinin unutulmaz bir anı. Ama Japonlar oradan müthiş ders çıkardı hani. Samurai dönemi bitti dediler. Samurai dönemi bitti demek topla, kılıçla, tüfekle değil, akılla savaşacağız. O yüzden mesela Japonların
yalın üretim felsefesi hep şuna dayanır. İnsanlar iş yerine çalışmaya değil, düşünmeye giderler. Ağır bir laf. İş yerine çalışmaya değil, düşünmeye. Aklıyla savaşan bir ordu. O yüzden Japonya bugün yüzer bir fabrika, ada değil, yüzer fabrikaya dönüştü. Ve Japonlar bir şey daha dedi. Bundan sonra tek akıllı hareket etmeyeceğiz. İşi tek akla bıraktığın zaman işler şirazesinden çıkabiliyor. Ortak akıl, kolektif zeka. De blok zincir bu. Kolektif zeka. Teşekkürler.